Herkese merhaba. Bugün değişik bir cins olan hava ortiyalarımı buradan birkaç bebek ayırmak istiyorum. İki elimi de kullanmam gerektiği için kamerayı boynuma astım. Onun için dik duruyor. Bakalım ne kadar film edebileceğiz. Okay. Bu sukulenti normalde içeride tutuyorum. Ve içeride tutunca yaprak rengi şuradan farklı görebilirsiniz. Böyle yeşil oluyor. Birazcık dışarıya çıkarttığım gölge olmasına rağmen, hiç güneş görmemesine rağmen kahverengileşti. İçeride de böyle yukarıya yukarıya büyüyor aslında. Yani bir orta yer bulamadım. Renk olarak böyle içi su dolu su dolu gibi şeffaf şeffaf görünüyor. O rengi seviyorum. O kahverengileşince güzel olmuyor ama biraz güneş alsın diye dışarı çıkarttım. Şimdi bunların bebekleri kenarlarından çıktı ama bebekleri çok cılız. Büyüyemiyorlar. Bu saksının alt deliği yok. İçeride tutuyorum bunu. İçeri saksısı. Onun için şunu şöyle çıkarıp yanındaki yavruları bir ayırmak istiyorum. Bayağı yavru oluşmuş aslında. Evet. 1 2. Şunun minikliğine bakın, incecik. Güneşsizlikten. 4. Sekiz. Şu cılızı bilmiyorum ne hale gelecek ama bakalım, onu da koyalım. Burada da bir tane var. Bir tane daha çıktı. Evet, şu kuru yapraklarını da ayıklayalım. Şunu da aşağıdan atalım. Evet, bu şöyle bir dursun. Şimdi bakalım başka yavrusu oluşan da yokmuş zaten, bir tek. Şu aslında aşağısı bayağı ıslak saksının. Yukarısı kuruyunca böyle su döküyorum ama çok da sağlıklı olmuyor. Şöyle bir bunu tekrar yerine dikelim. Hatta çıkarmışken şunu çıkarayım. Bir tane bebek de burada varmış. Kuru yapraklarını temizleyelim. Evet, burada da bir delik açalım. Böyle büyük olsun. Biraz aşağıya gömelim ki sağlam dursun. Normalde çok gömmem sukulentlerimi. Yani ayak tutabiliyorlar çünkü, ama bunlar böyle birazcık uzun büyüdüler ve dengelerini kaybediyorlar sanki. Onun için biraz daha aşağı gitseler fena olmaz diye düşünüyorum. Tamam. Evet. Tamam olsun. Şimdi elimizdeki bebeklerimize bir saksı bulalım. Bu kadar bebek çıkacağını düşünmüyordum açıkçası. Evet, bunlara güzel kendilerine gelebilecekleri. Burada çok da fazla saksı yapmak istemiyorum. Daha önce diktiğim şu diğer sukulentlerimi alayım. Evet, burada normal çiçek toprağı. Öyle ne toprağı olsun diye çok da bilmiyorum. Çoğu zaman bahçenin kendi toprağını kullanıyorum aslında. Çiçek toprağı bile değil ama onlarda köklenme zor oluyor. Birazcık bazen normal çiçek toprağıyla karıştırıyorum ama bu çiçek toprağı kalmış başka bir yerden. Bunları şimdi böyle biraz aralıklı dikelim. En azından bir kendilerine
gelsinler. Şimdi ortaya koyalım. Bu havortya öyle çok kolay büyüyen bir havortya değil. Gerçi belki de başka bir tatlı da olsa bu yavruları büyürdü. Bayağıdan çok yavrusu olmuş ama. Okey, buna 5 tane, 6 tane mi dedik? 6 tane yeter sanki. Evet. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Buraya böyle kestiğim, budadığım, köklenmesini istediğim sükülentlerimi de burada çalışıyorum. Ya da böyle güneşten yanmış kendine gelmeye çalışan sukulentleri burada. Bu başka bir anyum çeşidi. Bunları normalde dikmiştim bahçeye. Ama güneşe dayanamadılar. Yani kök sistemi çok gelişmeyince, küçük kökle yeterince sağlam duramıyorlar. Yeterince su alamıyorlar topraktan. Yanıyorlar. Bu da onun için böyle hep yandı yaprakları. Onun için bunu gölgeye aldım. Bölgede biraz kendine gelsin, küçük kuvvetlensin. Bunu kışa doğru, sonbahar sonunda bahçeye dikebilirim. Bulunduğum yerde çok kış olmadığı için bahçede bırakabiliyorum sükulentlerimi, yani bahçem. Yani birkaç gece don olabiliyor. O günleri de sabahı zor ediyorum. İnşallah sükulentlerim donmamıştır diye. Bu sene birkaç tanenin tepesinden donma haricinde bir donma olayı yaşamadık. Bunu da şöyle koyayım. Burada gölgede. Öğleden sonra, 5'ten sonra bu masanın üstüne güneş vuruyor. Onun için burası böyle kendine gelme yeri. Evet, burada birkaç tane daha havortiyam kaldı. 6 tane. Bunları da başka bir şeylerin yanlarına. Havortiya demişken başka bir çeşit havortiyayı göstermek istiyorum. Bu da harika bir çeşit. Bu gene o buzlu buzlu görünen havortiyalardan. Yaprakların, rozetlerin güzelliğine bakın. Bunu bir arkadaşım böyle kendisinde ölmüş, yaşarsa yaşasın diye vermişti. Ama çok güzel oldular gerçekten. Burada bunun da bayağı yavruları var. Ama bunun yavrularını ayırırken evet bir hazırlıklı olmak istiyorum. Saksılarına ayarlamak istiyorum. Onun için bir başka seferinde de bunu ayıralım inşallah. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.